Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Netflix'te son izlediğim dizi Rachel'ı konuşacağız. Dizi Glee, Nip Tuck, American Horror Story gibi dizilerin yaratıcısı Ryan Murphy tarafından Netflix için çekildi. Dizi için şimdiden 4 sezonun onayı verilse de Netflix'e bu konularda çokça güven olmadığı için beklemekte fayda var. Dizi aslında One Flew Over the Cuckoo's Nest romanından uyarlanmış bir eser. Türkçe'de bu eser Bulut Kuşu olarak geçiyor. Genel bilgileri verdikten sonra şimdi dizimize geçelim. 1947 yılında Mildred Richard önde gelen bir psikiyatri hastanesinde çalışmaya başlıyor. Burada çalışmaya başlamasının temel sebebi kardeşi Edmund'ı idamdan kurtarabilmek. Kardeşini idamdan kurtarmaya çalışırken Richard aslında hastanenin dışarıdan göründüğü gibi olmadığını fark ediyor. Hem kardeşini kurtarabilmek hem de hastanede gördüğü ve beğenmediği durumları düzeltebilmek için kendince hile, hurda, arkadan iş çevirme, yalan söyleme, adam öldürme, azmettirme gibi yöntemleri kullanan Richard istediği şeyleri pek de elde edemiyor. Dizi baştan sona kasvet dolu olmasına rağmen bence dizide en güzel olan şey dönemin ruhunu yansıtabilmiş olması ve kullanılan manzaralar. Açıkçası güzel bir deniz manzarasında yemek yiyip yine güzel bir deniz manzarası olan motelde uyumayı çok isterim. Dönemin ve dönem estetiğinin bu kadar güzel yansıtılmış olmasına rağmen yine dediğim gibi gerilim havası verelim derken dizi alabildiğince kasvet havasıyla dolu olmuş. Bu aşırı yoğun kasvet havası hem dizinin izlenmesini hem de seyirciyi ekranda tutmayı zorlaştırıyor. Dizide hoşuma giden bir diğer şey ise bireylerin çocuklukta yaşadığı travmaların gençlikte yaşamlarına mutlaka etkilediğidir. Yan rol bile olsa bence başrol kadar güzel rol yapan bu kadın çoklu kişilik bozukluğunun tek başına tanımlayıcısı olmuş. Dizlenmeli mi? Bence evet. Negatif bile olsa hedefe adanmış bir kadının neler yapabildiğini görmek çok iyiydi. Wish someone had told me when I was young. So I could stop believing otherwise. How different I would be if... Bu videoyla ilgili aktarmak istediklerim bu kadar. Videomu izlemeyi tamamladıktan sonra lütfen beğenin ve abone olun.